sansür dayanmaz. Siz geçen gecelerin videodasın, abone olacak. Tam buradasın, bir tuşa basacak. Artık bas abone ya. Bas abone ya. Şöyle yayına geçelim. Vereyim mi sana abla şöyle? Sıkı takalım. Şey diyor, fotoğraf çekimi de fotoğrafta alabiliyor muyum? Orada bir yuvarlak var abla, ona basarsan. Beyaz yuvarlak ha? Değil mi? Sanırım oldu. Kapan fotoğrafı çıktı. Vallahi mı? Doğru mu? 10 lira var mı? Bozuk var bende istersen. Hoş bulduk, kolay gelsin. Teşekkürler. Safranbolu kullanıyorlar. Lan bu geceden basıyorlar.
taş duvarı görüyorsunuz değil mi? Evet. Buradan sağdan giderseniz Spanyol Konak, doğrudan sola giderseniz Çamaşhane'ye göreceksiniz. Konak şu çatısı görünen büyük ev zaten. Ha şurası. Karşınıza aldığınızda soldaki kapı selamlık girişi, sağdaki kapı harem girişi. Peki sizce nereden başlamalı? Çamaşhane'den başlayıp geçelim oraya. Şöyle, önce şu fotoğrafı bir alayım size. Tabii ki. Özet geçmek adına söylüyorum. Burası Bektaşi ailelerin de yaşadığı bir yer. Yani köyün tamamı değil ama köydeki söz sahibi 5-6 aile İstanbul'da Yeniçeri ve Sipahi Ocağı'nda Bektaşilik inanç ve yaşam şeklini benimsemiş, köye yansıtmaya çalışmışlar. Burada 12 imamdan tutun da Bektaşilik'le ilgili birçok figürü Ali Bey vakti varsa size anlatsın. Tamam. Burada aldığınız bilgilerle yine ailenin köye yaptırmış olduğu çamaşırhaneyi gezerseniz arka arkaya daha şey olur. O zaman eve giderim önce. Aynen. Teşekkür ederim. Bu arada kurşun taşımız da bu. Nazara karşı kurşun döktür diyorsunuz. Kurşun döktüren biri inanışa göre kurşunun döküldüğü suyu 3 yol ağzına döker. Burası da 3 yol ağzı. Kayayı oymuşlar. Amaç ne? Doğal okunmuş suyu ayak altına dökmemek. Yani köyün aşağı mahallesinde de biri kurşun döktürse, yukarıda da döktürse, kurşunun döküldüğü suyu sabah erken saatte getirir, o deliğe döker, arkasına bakmadan hangi istikametten evine gidecekse gider. Çok sinirli. Döken biri var mı peki orada? Sanki şirket kuracağız yani. Bir kurşun döküldüğü şirket. Konakların giriş kapılarının sağında sonunda da böyle taşlar görebilirsiniz. Bizim oturduğumuz taşlar binek taşıdır. Binek hayvanlarına rahat binip binebilmek için kullanılmış bunlar. Gerisi biraz daha. Tamamdır abi, geleceğiz. Tatlı insanlar, samimi insanlar. Enerji çok iyi. O zaman... Arkasına bak. Ama şey, suyu döküp... Şimdi önce Ali Bey'in yanına gidiyoruz, selamlık kısmına. Sonra Filiz teyzenin yanında haremlik kısmına geçiyoruz. Sonra çamaşırhaneye geliyoruz. Çamaşırhaneden de erik suyu içmeye geliyoruz. Hadi tamam. Bir erik suyu borçtan alalım. Şu büyük konak. Şu kadın da Filiz teyze olabilir mi diyeceğim. Bir tane ona benzer bir tip var. Kahvaltı değil mi burada? Mesela adam o kadar anlattı, biz erik suyunu orada içelim değil mi? Yani evet. Adama. Artık borç oldum. Önce... Hepsi videoda şu an, hala videoda. Şimdi önce soldaki kapını deri, sağdaki kapını deri. Ne? Oh, dayının hora gecü. Alırım aklını. Eğitim şart. Ağrı kesici. O önemli ağrı kesici. Bak, bize lazım olan şurada. Adalet olası. Önce soldan girelim. Sol taraf şöyle bir. Şu fotoğraf şura. Aha, buraya. Önce buraya gidelim. Merhabalar abi. Merhaba, hoş geldiniz. Ali Bey siz misiniz? Evet, buyurun. Abi yukarıda bir abimiz yönlendirdi Coşkun, bizi. Coşkun abi evet, yönlendirdi. Buyurun, çıkın yukarıya. Beraber gezelim abi. Galoş olalım abi. Buyurun. Güzel seni bir konak, tavan süslemeleri, boyamaları, kalemişleri orijinalden. Çıkın gözün görün efendim. Bu taraftan gelebilirsiniz. Şu kamerayı vermem lazım ben abi. Hatta senden dinlesek çok tatlı olur daha buraya. Kimse yok burada, bir de grup var, kalabalık. Tamam. Yoksa sorun değil yani, hallederek. Tamamdır abi. Filiz teyze burada mı? Yan taraf Filiz teyze. Siz kardeş misiniz, yok, akraba mısınız? Onlar adam komşularımız. Ha. Aslında konak herhalde sizin soyunuzda. Ha
Abi yukarı çıkmadan bize yukarıda neydi kaderim onu söyle. Gel. Ev 250 sene bir tarihi var. Evet. Atalarımız 650 sene Orta Asya, Kayı Boyu, Karageçer Şehit'ten gelen Horasan'dan, zamanla burada çadırda yaşantı, zamanla da köyün bir ayağı İstanbul. Osmanlı döneminde sifahi, fırıncı, börekçi, oradan kazandıkları paralardan bu evleri yaptırıyorlar. Çadır hayatını bırakıp yerleştiriyorlar. Tavan göbeği orijinal haliyle. Orijinal bir cam küre, lamba değildir. 140 senelik bir cam küre, gündüzler ayna, gelen ışınlar yansıtıyor. Geceler de bu lambalar yakıldığı zaman ışığı bir parça olsun yansıtma şerliyor. Kök boya yapılmış kalem işleri, meyve figürleri, çiçek figürleri, boyamalar 1878 senesi yapılmıştır. O tarihlerde Osmanlı döneminde Bektaş kültürü yaşamışlar, Bektaş kültürünün simgeleri. Mihrab için alınmış 12 tane açmış karanfil, 12 imamdan simgesi, Ehl-i Beyt'i gösteriyor. Boyamalar yaptıran dedim Hasan Sifahi, resim üzerinde sarı göz, Bektaş sarığı. Oymaların işler odada 12, ocakların kenar taşlarında sarılık taşlar, hayat ağacı, çarık felek ve semah, Bektaş kültürünün simgesi. Yine burada boyamaların arasında 3'ler, 5'ler, 7'ler, 40'lar mevcut. 3'ler 3 tane vardır. Çiçeklerin beraber 3'ler Allah, Muhammed, Ali. 5'ler burada 5 tane çiçek. Allah, Muhammed, Ali, Hasan, Hüseyin. Burada da 1 tane çiçek, 7 erenler. Odadaki karanfillerin toplam sayısı 40. Bunlar da 40'ları gösteriyor. Ve burada 4 tane açmış çiçek, 4 kapı, 40 makam. O tarihteki yaşadıkları felsefeyi, kültürü tek tek yansımıştır. İslam'da İnsan ve hayvan figürü yapılıyor, meyve çiçek yapılıyor. Üzüm figürleri yapılmış, bolluk ve bereketli simgesi. Kavun karpuz yapılmış, rümeni simgesi. Kavun karpuz yediğiniz zaman çekirdeğin toprağına buluşursanız en kısa zamanda size geri dönüşecek. Yani her şey düşünerek yapılmış, boşuna bir şey yapılmamıştır. Buyurun üst kata çıkın, kütüphaneyi göreceksiniz, aile fotoğrafını göreceksiniz, aile seçeceksiniz. Hepsini orada göreceksiniz. Teşekkür ederiz abi. Ücretini şimdi mi ödüyoruz? Bir dönüşte... Nereden yolculuk? Çorum'dan geldik abi. Amasya'ya doğru gideceğiz ama siz burayı da görmeden gitmeyelim dedik. 10 lira var mı bir hafta? Varsa 50 lira vereyim. Çorum merkez mi? Çorum merkez. Çok güzel. 10 lira olur, 20 lira olur, değişmez. Teşekkürler. 3 kata kadar çıkıp gezeceğim. Teşekkür ederiz abi. Yok, o normal evi geziyor. Çamaşırhane ayrı bir yer. Önce kütüphane dedi. Bura kütüphane olan yer. Günlük hayatta. Teşekkür belgeleri alınmış. Buraya zaten sormuşlar, sana yapmışlar. Aa. Korumuşlar. Ben şeyi merak ettim, cam. Bence bura olabilir mi? Yoksa şu mu? Ama sanki daha köşede bir yeri gösterdi birisi. Aşağıda hikayesini, öyküsünü dinlediğimiz yerde şu anda. Hadi. 8 nesildir yaşanan Sipahioğlu konağındayız şu an. Biraz önce Ali abi de onların son neslinden. Ondan da dinlediğiniz üzere konak hiçbir özelliğini kaybetmeden 300 yıl sonra bugünlere gelmiş. Sizi şimdi konağın seyir zevkine bırakıyorum. Ay eski işte hemen şey. Her şey çok doğal. Bak ben yenilerde bunu yaptırdım mesela. Ben çizme bundan yaptırdım. Bu sanki daha yeni gibi. Ben çok nostaljik bir insanım. Bu mesela... Bu işçiliği... Başka...
modern ve hoş duruyor evet. Gerçekten. Kullanır mısın? Kullanırsın. Eskimemiş ortam. Burası ne? Post mu var burada? Aa, kütüphane burası. Fest duruyor şey, demişti. Fotoğraf burada, arkamda. Bakayım. Aa. Yörüklerin soy kütüğü. Yine Oğuz boyundan geliyorlarmış. Teki Türkmenlerindenmiş. Göllüler var sonra. Ahşaplar. Buraları müzik geçer. Ay, çalışma odası. Fransızca, o zaman ana dil, uluslararası dil Fransızca olduğu için kitapların şeyleri Fransızca. Bayrakları. Aa. Aa, dokuma bayrak. Ben dokunmadım. Tutar mısın bir adım kanalı bir saniye? Valla bayrağın kırmızı şeyleri dikme. Ben hiç çizdi değilim. Keşke onu oraya koymak yerine daha böyle ortadan bir yere. Valla boyamaları yaptandı da Hasan Sipahi. Onun içinde resim mi vardı? Resim işte. Resim vardı ya yukarıda. Ve İstanbul manzaralı bir resim yapılmış. İstanbul'dan geldiği zaman bir hasret özlem bildirmek için. 3 tane saat figürü vardı bu evde. Boyamalar bittiği zaman en sonunda saatin yeri kolonun akrebin şey boyamaların bittiği saatini gösterir. Ve bunlar da Osmanlı bayrağı. Bu gemi de Osmanlı'nın Japonya çıkarına batan gemisi Ertuğrul Kete'ydi. Aa, bu fotoğraftakiler? Atatürk, İsmet İnönü, Şükrü Saracoğlu, İngiltere Kralı Edward. Ha, sizinle? Yok, tamam. O dönemlerde büyüklerimiz Atatürk'ten bağlılar vardı ki bu şekilde fotoğrafını getirmişler. Vay be. Çok eski bir cemaat vitrayı, Hazreti Ali Hazretleri kendi cenazesinin kendi taşıdığı bir cemaat vitrayı, tabudu, kılıcı, Zülfikar atı gönderiyor. Vay be. Sırrı Ali. Ve taban gibi, fotoğraf çeken kişi bile kralın içinde. Orijinal bir avcı gibi yaptık, böyle güzel bir orijinal. Önceki durumu özetler misiniz? Çok oyalanmayacağız. Neyi bekliyoruz peki? Şimdi Filiz teyze toplu gruplar olmadıkça çıkmıyormuş. Biraz önce de oğluyla görüştük kendisini. Bir grup bekleyeceğiz. O sırada çamaşırhaneye gezelim dedik. Çek. Bir şişeyen yapacakmış gibi geldi. Gücünmüyor, gücünmüyor. Gücü çok. Kırıyorum. Fazla geldi deli mi? Parmağın içinde kaldı. Almıyorum be. Ya Allah'ım. Çok acıdı. Al az kullanmayı. Evet al şunu. Ver hayatım. Yeter. Karının eli. Benim elim. Bak. İyi fotoğraf. Hadi geçelim. Abi. Konağı gezdik ama Filiz teyzeyi bekliyoruz. O grupla geziyormuş. Değil mi? Yani şey teklif etsek kabul eder mi acaba? Hmm. Grubun ücretini biz karşılasak, bizim için yapar mısın desek acaba? Yo, herkes yapıyor. Ya çok iki kişi, üç kişi indirmiyorlar, çıkartmıyorlar. Filiz teyzeyi de böyle. Ama görünce atlarım. Teşekkürler. Ay, buz gibi. Abi eline sağlık gerçekten. Var mı yapamayacağın başka bir şey? Vallahi abi köyle ilgili özel bir şey anlatmak istersen dinleriz. Hatta bunu kayda da almayı çok isteriz. Yani köy şey zaten köyün kendisi özel bir köy. 650 yıllık bir köydesiniz. Konar göçer yaşayan yörüklerin yerleşik düzene geçtiği nadir örneklerden biri burası. Tabii 650 yıl önce yörükler ilk yerleşik düzene geçtiğinde hemen ev yapılmıyor. Önce çadırlar da 200 yıldan fazla bir zaman geçiriyorlar. Bu arada yörük erkeklerin bir kısmı İstanbul'a tanışıyor. İstanbul'da fırıncılık, börekçilik, askerlik meslekleriyle uğraşıyorlar. Köye ilk girdiğiniz sokağın ismini dikkat ettiniz mi? Sekmanzade Ahmet Efendi, Sekmanlı Celit Paralı Asker Birliği. Gezdiğiniz konağın ismi ne? Sipahi Oğlu. Sipahi Oğlu. Hep askerdir yani köy. Fırıncı da boldur, börekçi de boldur. Peki hala fırıncılık yapan biri var mı mesela köyde? Yani şöyle, köyde Kuşadası'nda da var mesela bizim bu köyden yörük börekçisi, yörük fırını vardır orada Kuşadası'nda.
abimiz bu köyden. Aynen. İstanbul'da da fırıncılıkla uğraşanlar. Yok işte köyün içinde bunu sürdüren var mı? Köyde yok. Köyde. Köyün ekmekçisi dışarıdan geliyor. O da trajikomik bir konu ama yani öyle söyleyeyim. Her sabah 9.40-9.45 gibi korna çala çala gelir. Ekmeğini herkes alır gider. Öyle bir düzenimiz var bizim burada. Vallahi yani bilmiyorum ama inşallah burada kalmaya devam edersiniz. Ya biz buradan ayrılmamak için çok mücadele ettik. İş anlamında burada tutunmak da kolay değil. Yok kesin ondan bahsetmiyorum. Hani burada ekonomik olarak evet hani zorluk çekiyoruz tabii ama hani bunda bir yerde yok olması söz konusu var ya. Şöyle bireysel mücadeleler çok etkili olmuyor. Ülke genelinde olduğu gibi bu tarz tarihi yerlerdeki en büyük sıkıntı kurumlar arası diyalogsuzluktur. Yani köyün altyapısıyla ilgili hangi kapıyı çalacağınız siz de bilmiyorsunuz. Yani korunan bir köy, Kültür Bakanlığı'na bağlı bir köy. Temizlik ve diğer giderler için özel idareye gitmeniz lazım. İşte Kültür Bakanlığı burayı koruma altına almış ama sorun 97'den bu yana ne yaptı, ne etti bununla ilgili çok aman aman bir durum yok yani. UNESCO'nun da yedek listesinde bir köydü burası. Yani Dünya Miras Listesi'ne girmeye aday bir yerden bahsediyoruz. Tamamında 140 hane var. 140 hanenin hani çatısını onarmak, dış cephesini makyajlamak, şu yolların biraz daha böyle turistlere uygun hale getirilebilecek, düzgün hale gelmesini sağlamak ne kadar zor olabilir ki? Ya da bakanlığın yıllık bütçesinin ne kadarına mal olabilir? Yani her yıl böyle tarihi bir köye bakmış olsalar şimdi biz bunları konuşuyor olmazdık zaten. Yılda bir tane yapıyoruz. Şu an mesela yanda tadilat var. Mülk sahibi yaptırıyor, şöyle el değiştirdi o ev, köyden bir abimiz satın aldı. Mesela ona hibe çıkmadı. Tasarruf tedbirleri kapsamında bu tarz tarih eserlere ödenek hibe olayı da kaldırılmış durumda. Kendi bütçesinde. Belki hibe çıksaydı, mesela şu an diyor bütçem yetmiyor, cam evlerini değiştiremeyeceğim diyor. Kara kapakları değiştiremeyeceğim diyor. Onlar öyle duracak. Büyük yazık ya. Yani sıkıntı büyük. Gerçekten. Asıl çözülmesi gereken konu, böyle atıl ya da tarihi yapılardaki en büyük sıkıntı mirasçılık ve hissederlik konusu. Asıl onu çözmek lazım yani. Bir eve baktığınızda 25-30 tane, 90 tane hissedar olan evi biliyoruz, yapıyı biliyoruz yani. Ve kaç nesilden geliyor? En büyük sorun sıkıntı odur. Maddi olarak bakıyorlar değil mi genelde buraya? Yani hani miras bölündükten sonra, sayı arttıktan sonra. Valla iki cümle duyuyoruz, standarttır bu. Hadi yapalım ata evini, böyle durması hoş değildir bir tanesi, aileden ya da hissedarlardan biri. Ya benim toplu yine hoca kadar hissem anca var, bana bulaşmayın denir. E hadi satalım o zaman, yapay kıymetini bilen birisine verelim bunu dendiğinde de, ya en az şu kadar düşsün, bir şeye benzesin. Yani bu iki cümle klişe bizim için yani, yapalım deyince kaçış böyle denir, satılsın denince bir şeye benzesin. Köyün haberleşme sistemi var, onu da çıkınca anlatacağım size. Kapılardaki ipler var. Aa, asıl tamam. Yörük köyün asıl özel bir olay o. Meyve suyundan sonra geliyorum. Isıtmadan onları bir tüketin bakalım. Teşekkür afiyet olsun, abi, sağ olun. Olsun. Görüşürüz. Geleneklerimiz arasında kurşun dökme olayı vardır. Nazara karşı kurşun dökülür. İnanışa göre kurşun döktüren biri, kurşunun döküldüğü suyu üç yol ağzına döker. Bizim burası da üç yol ağzı, bakın hemen işlerimizin önü. Burada yerli kaya var. Bu kaya ortası delinmiş, oyulmuş. Dualı okumuş suyu ayak altına dökmemek adına kurşun döktüren biri suyu getirir buraya döker. Arkasına bakmadan hangi istikametten evine gidecekse gidermiş. Köyün aşağı mahallesinde de biri kurşun döktürse, yukarıda da döktürse sabah erken saatte kurşun döküldüğü suyu getirir buraya döker ve ritüelin son noktasını burada bitirirmiş. Arkasına bakmadan. Aynen öyle. Bir daha bir sen bize şey söylemiştin, şu iletişim. İletişim, bu bahsettiğimiz konu köy içerisindeki bir haberleşme sistemi. Onun için şöyle alıyoruz burada. Evlerimizin kapıları iki büyük kanattan oluşur. Kapı kanatlarını rahat açıp kapatmak için kapı halkalarımız var. Halkalardan birine bir ip bağlanır. İp aşağıya salık vaziyetteyse ben evdeyim mesajını verir. İp eğer bu halkaya şöyle basitçe takılırsa kısa bir süreliğine bir yere gittim, yakınlardayım, birazdan geleceğim mesajını verir. Eğer bu ip bu halkaya gergin ve sıkı bir şekilde bağlı ise uzun süre yokum mesajını verir. Eğer ev sahibi bir yere gittiğinde o süreçte kendisini ziyarete gelen kişi ikilemde kalmasın, beklesin mi, gitsin mi, daha sonra mı gelsin, bu mesajı iplerle komşularına verebilecek bir haberleşme sistemini yürütler. Kendi aralarında
bulmuşlar. Bu gelenek hala devam ettiriliyor. Evlerin birçoğunun kapısında bu tarz ipleri görmeniz de mümkün. Çok güzel abi. Çok ince düşünmüş bir şey ama gerçekten. Çok teşekkür ederim Coşkun abi. Tekrar görüşürüz. Bebeğinize sağlık, ayaklarınıza sağlık. Coşkun abiyle çok şey konuştuk, çok şey paylaştık. Ancak bunların hepsini kaydalmaktansa o anın tadını çıkartıp Coşkun abiyle tanış olmayı tercih ettik. Kesinlikle gideceğiniz ilk durak Coşkun abinin yanı olmalı. Bu arada geçen hafta video atmadık ve neden diye sormadınız. Şimdi sorun. Ancak önce abone olun. Coşkun abi Instagram Safranbolu Gezgin hesabından, bizleri ise Global YT hesabından takip edebilirsiniz. Bizimle kalın.